Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Eylül-Ekim ayından beri böyle bir sirke yapım mevsimi başladı. Üzüm sirkeleri yapıldı, arkasına elma sirkeleri yapılmaya başlandı. Ayva zamanı geldi, ayva sirkeleri, nar sirkeleri derken kanalımda saydığım bu meyvelerin hepsinin sirke yapılışları, tarifleri de var. O videoları da izlersiniz. Fakat elma sirkesi ya da diğer sirkeler için de geçerli. Nasıl süzülür, ne zaman olduğunu anlarız ve ne zaman sirkemizi süzmeliyiz soruları çok yoğun gelince ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi elma sirkelerini Ekim ayında kurduklarımı Aralık sonu, Ocak başı zamanlarında süzdüm hepsini. Şişeledim bu şekilde. Elma sirkeleri içilebilir, özellikle elma sirkeleri oldu bunlar. Rengi oldukça açık gördüğünüz gibi. Kullandığım elmalar böyle starking dediğimiz şu elmalardan da ama içlerinde yeşil elma da vardı. Şimdi sırasıyla gidiyorum. Elmaları doğradık. Kavanoza koyduk. Üzerine suyunu doldurduk. Ve ağzına tülünü bağlayıp bunu bir kenara bıraktık. Direkt gün ışığı almayan bir kenara bıraktık. Şimdi sonbahardan beriye doğru giderek havalar soğudu. Daha soğuk iklimde yaşayanların elma sirkeleri biraz daha geç oldu. Daha ılıman, benim gibi böyle Ege'de, Akdeniz'de yaşayanların elma sirkeleri biraz daha çabuk oldu. Sirke tamamen havayla birlikte böyle solunum yaparak, meyvenin şekeriyle mayalanarak oluşan bir fermente ürün olduğu için hava ısısıyla çok alakalı. Meyvenin içindeki şeker oranıyla da çok alakalı. Siz tatlı bir meyveden, tatlı bir elmadan sirke kurarsanız daha kısa sürede olur. Daha çabuk ana yapar üzerinde şu gördüğünüz gibi. Ama meyvenin şekeri düşükse, ilaveten içine bal veya şeker eklemediyseniz ana yapmayabilir. Ana yapmasa da sirkeleşme gerçekleşir. Dibine bütün meyveler çöktükten sonra ve kokusu sirke kokusu olarak gelmeye başladığında, sirke sinekleri varsa onlar tamamen uçup gittiğinde, bakın bunda hiç kalmadı, üzerinde de ince bir ana tabakası görüyorsunuz ve tadına baktığınızda böyle hafiften keskinleşilmiş satın alma sirkeleri asla benzemez, ama sirke tadı geliyorsa ağzınıza artık bu sirkeyi süzme zamanı da gelmiş demektir. Şimdi sorulardan bir tanesi şuydu. İlk defa elma sirkesi yapanlar için söyleyeceğim. Meyvelerimin rengi değişti. Bunlar işte biraz sararıyor gibi, kahverengi oluyor gibi. Tabii ki, çünkü sirke olmaya başladılar. Elmanın içindeki şeker suya geçtikçe elmalar erimeye ve renk değiştirmeye başladı. Bak mesela şu görüntüyle bu görüntü arasında ciddi fark var. İşte üzerindeki suyu epeyce bir eksildi, ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ağzında böyle bir tül örtülü olduğu için tabii ki buharlaşacak bir kısmı ve suyu birazcık eksilecek. Ha, bazılarında sıcak havadan dolayı biraz fazla eksilme olmuş olabilir. Hiç önemli değil. Sirke kaliteniz daha güzel olur o zaman. Üzerindeki anayı ne yapmalıyım gibi böyle bir soru da çok fazla geldi. Üzerindeki anayı, bazısı biraz daha kalın olur. Bu biraz ince oldu. Ben çünkü ayrıca şeker eklemediğim için. Anayı da böyle alıyoruz. Ve bunu daha sonra sirke yaparken kullanmak istiyorsak bir kavanoza alıp içerisine az bir sirke koyup ister buzdolabında ister serin karanlık bir yerde bir dahaki seneye kadar muhafaza ediyoruz. Ama çok gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü her kurduğunuz sirke kendi anasını yapacaktır. Bırakın kendi anasını yapsın ki siz de sirkenizin oluşumuna, mayalanmasına şahit olun. Şimdi de tadına bakalım. Şöyle kepçeyle birazcık alıyorum. Bak aşağı. Ağzınızda dolaştırın. Ay harika. O kadar fresh, o kadar güzel ki şu haliyle bile içilebilir kıvamda. Ama tabii ki direkt içmeyi tavsiye etmiyoruz. Mutlaka birazcık suyla karıştırarak sağlık için, şifa için içmeyi tavsiye ediyoruz. Şimdi tat kontrolünü de yaptık. Sıra geldi süzmeye. Kısaca özetlemek gerekirse elma sirkenizin olgunlaşma süresi havanın ısısına, meyvenin şeker oranına göre 2-2,5-3 ay
3,5 ay maksimum diyebilirim. Şimdi böyle büyükçe bir kavanoza kurduysanız da böyle kaldırıp süzmek zor olabilir. Böyle ince gözenekli bir tülbente ihtiyacımız var. Bu aslında ağzına bağladığım tülbentlerden. Hani sinek türü falan vardır ya, çiçekçiler falan da kullanır o türlerden. Şimdi bunu ben 4'e katladım. Şöyle bir huni kullanıyorum. Onu da buraya koydum. Komple kavanoz cam da olduğu için ağır. Onun için önce böyle kepçe kepçe alacağım. Şöyle başlıyorum süzmeye. Mutlaka cam şişeye süzelim. Ve süzdükten sonra da ağzını sıkıca kapatıp sirkemizi bir kenarda daha olgunlaşmaya bırakabiliriz. Şişenin birinden de bir yandan kullanmaya başlayabiliriz. Salatalarımıza, çorba terbiyelerimize, kurduğumuz turşulara, sabahları aç karnına şifa niyetine içebiliriz. Şöyle ben şimdi yarım litrelik bir şişeyi doldurdum. Evet, şimdi ağzını kapatacağım. Şöyle aldım. Ağzını da kapattım. Artık sirkemiz kullanıma hazır. Bir kenarda beklerken de dibine böyle tortular çökecektir. Şunu da göstereyim. Bu şekilde tortular, bakın sallayınca havaya doğru kalktılar. Bu şekilde şöyle çalkalayarak kullanmanızı tavsiye ederim. Asıl faydalı probiyotikler işte bunun içerisinde. Bir de şöyle olur, deneyin isterseniz, şişeyi böyle saklayın, bir kenara bırakın, bir tahta dolabının içine falan, serin bir yerde. Sirkenizi bekletebilirseniz bir yılın sonunda şu ağız kısmında olgunlaşırken de ana yaptığını göreceksiniz. Kendi kendine de ana yapar. Ve şişenin içinde bekledikçe biraz daha sirkeleşir, biraz daha olgunlaşır. Ağzı kapalı kaldığı için elma aromasını her açtığınızda çok güzel bir şekilde hissedersiniz. Şimdi mesela bunu süzdüm, diyelim ki yarın sabah kullanmaya başladım. 15 gün, 20 gün sonra şuralara geldiğinizde şöyle tekrar tadına baktığınızda, aha, daha da güzelleşmiş sirkem diye yorum yapabilirsiniz. Bu da sizin zaten sirkenizin güzel olduğunu gösterecektir. Şimdi bu şekilde de süzüyorum. Posasını da atıyoruz. Posası lazım değil bize. Dibindeki şeye kadar tamamını, yani sirkenin, süzüyoruz şişelere. İlk süzdüğünüzle son süzdüğünüz arasında renk farkı olabilir. Buna şaşırmayın. Çünkü dip kısmı biraz daha posalı olduğu için olacaktır. Süzdükten sonra posayı da atıyoruz. Tüm sirkeler için süzme şeklimiz bu zaten. Şimdi şu sıralar eğer elma sirkesi kurarsanız, tam kış ortasındayız. Elma sirkeniz biraz oluşması, yani elma sirkenizin oluşması birazcık gecikebilir soğuk havadan dolayı. Onun için hani kaloriferli evlerde aslında sıkıntı değil yine. Ağzına yine tülbentini koyup sabırla, biraz daha ılıman bir ortamda ama hani mutfağın bir köşesinde de bekleterek elma sirkenizi kurabilirsiniz. Sadece birazcık sabırlı olmanız lazım kış mevsimi olduğundan dolayı. Hepinize afiyet, şifa olsun. Sağlıklı günler.